Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra arkadaşlar video çekebildim arkadaşlar. Sonunda diyorum. Arkadaşlar dışarıda feci bir yağmur yağıyor. Yani arkadaşlar son 2 günden beri 3 günden beri havalar çok kötü. Yağmurlar yağmaya başladı. Dışarı çıkamıyoruz. Yani dışarı çıkamıyorum. işe gidip işe geliyorum, yoruluyorum. Hem de dışarıda yağmurdan dolayı video çıkartamıyorum arkadaşlar. Aklıma bir sürü video olmasına rağmen dışarı çıkamıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar sadece cumartesi günleri video gelecek demiştim. Umarım videomu beğenirsiniz. Abone olursunuz, like hatırlatısı atarsanız, bildirimleri açarsınız Peki arkadaşlar şu anda sadece e, diyorsunuz abi sadece oyun videoları mı gelecek? Pardon. Sadece eğlence videosu mu gelecek bu kanalda? Hayır abicim. Yakın zamanda simülatör oyunu, bu tane oyun bulduk. Onu araştırıyoruz. Biraz fiyatı malum. Eee mektup halinde 50-60 lira bir şey. Bizim için sıkıntı yok. Ee, şu anda geleni cebimizden çıkıyor. İnşallah ilerleri zamanında YouTube'dan para kazanınca e, daha iyi şeyler yaparız. Şu anda kanalımıza destek olmayan arkadaşlarımızın şu anda hatta arkadaşlar Bir dakika. Unutmuşum arkadaşlar bazı tuşları da. Arkadaşlar benim kimseden bir şey sakladığım yok. Benim kanalımın analizi kitle bölümü bu kadar benim izlenme bak böyle arkadaşlar benim kimseden gelip de bir şey sakladım yok ee, yani bazı insanlar diyor düşük bak hep düşük arkadaşlar şu anda kaybediyorum maçı yani 1-0 benden öndürür benim takipçilerim arkadaşlar ee, kanalıma kanalımın tüm izleyicisine cumartesi çekmeyi düşünüyorum elinden geldikçe cumartesi günü atmaya çalışıyorum ee, tabii ki ara ara oyun videoları gelebilir. Pazartesi günü, salı günü, çarşamba, perşembe ama sürekli değil. Abone olmayan kullanıcı %75, abone olan kullanıcı %24. Arkadaşlar neden abone olmuyorsunuz ki? Beni sevmiyor musunuz? Kanalımızın kadın kısmı olarak 16.1 yani 16.9 kişi izlemiş. Normal. Erkek bölümümüz fazla. O da güzel. Sıkıntı yok. Yaş olarak 10, 59. 59. Güzel. O da sıkıntı yok. Ee, Türkiye konusunda 87.103 yok. Arkadaşlar Azerbaycan'dan 0.2 nokta yani Azerbaycan'dan izleyen bir arkadaşlarımız var Almanya'dan %1 kişi izlemiş yani yüzde 1 izlemiştir benim kimseden bir şey saklayıp da saklamadığım bir şey yok arkadaşlar bazen video atıyorum videolarımızda şey sıkıntılar çıkıyor ee, sen parayı kazanıyorsun da başka yerlere harcıyorsun diyen arkadaşlarımız oluyor. Hiç kimse baş edemesi arkadaşlar. Hatta genel bakışına bakarsanız da kanalımın genel bakışı bu. Yani 37 nokta ben aylık bu kadar bu kadar kazanabiliyorum. Fazla bile kazanamıyorum arkadaşlar. Bak ne yazmış tahmini geleniz verilen bazı tehlikeler 16 Kasım 2022'de olduğunu az rapor edilmiş. Önce iki gün işleniyor demiş kanalımın arkadaşlar para kazanma şeyini para yükseltmeye çalışacağız Haydi hep beraber like atalım abone olalım bildirimleri açalım biliyorum arkadaşlar ee, hatta bir şey daha göstereceğim arkadaşlar devam edelim yaklaşık dediğim gibi arkadaşlar ben bir tane eğitim videosu atmıştım onunla beraber ben işte bu toplam benim 5-6 ayda kazandığım para bak 5-6 ayda şu da benim e, bunun üstüne biraz daha para kazanacak arkadaşlar lütfen e bu paralarımız yüksek olsun ya. Ben ne bir şey kazanmak istiyorum YouTube'dan. Emeğimin karşılığını almak istiyorum. E, haydi o zaman videomuza geçelim. Arkadaşlar buradaki gördüğümüz makina dünyanın en dehşet makinaları. Ben gördüğüm çok şaşırdım. Aşırı şaşırdım. Arkadaşlar e, tabii ki niye böyle video çekiyorum? neden bilgisayarın başlayayım Arkadaşlar hava pilim gibi yağmurlu demiştim ee, özel bir video çıkartamıyorum ana video çıkartamıyorum ana video yakın zamanda gelecek güzel videolar yolda hazırlanıyor arkadaşlar hazırlanıyor daha daha çekmedim arkadaşlar kameramı daha hafta çıkamadım arkadaşlar havada çok soğuk üşüyoruz şu anda neyse hadi bakalım başlayalım makine asfaltta hassas kesimler yapmak ve asfaltın bazı yerlerini düzeltmek için oldukça kullanışlı bir makinedir. Asfaltı oldukça düzgün bir şekilde kesen ve yerinden çıkartan bu makine daha sonra yerini diğer iş makinelerine bırakmakta. Şimdi idare eder yani. Hatta iş şöyle bir laf var. Mesela asfaltı kim bulmuş? Yabancılar bulmuş. Yamayı kim bulmuş? Türkler bulmuş. Yani şaşırmadık gençler. İse bir hendek kazma makinesiyle karşınızdayız. Bu makine derin çukurlar açarken aynı zamanda sahip olduğu bölmesiyle kazdığı yerin topraklarını dışarı atmaktadır. İyi Türkiye'ye lazım bu. Sizce de oldukça pratik bir makine değil mi? İdare eder. Sıradaki bu alet ise bitki örtüsünü kesmek ve öğütmek için özel bir diske sahiptir. Diğer ağaç kesme motorlarından oldukça farklı olan bu makine özellikle ağaçlar ve çalılar için yapılmıştır. Koca bir ağacı saniyeler içerisinde yok edebilecek bu makineye yakın gelecekte ormanların düşmanı olacakmış gibi görünmektedir. Hiç beğenmem böyle makineleri nefret ederim arkadaşlar. Fazlası zarar. Hayatta hepsi fazlası zarar. Yine bir disk kesiciyle karşınızdayız. Bu disk daha önce bahsettiğimiz diğer makineye benzemiş olsa da ondan daha büyük ağaç kütüklerini de kesebilmektedir. Estiği ağaç kütüklerini yerin altında kesse de aynı zamanda kesim işlemi bittikten sonra oluşturduğu çukuru da kapatmaktadır. Arkadaşlar sizde sırada hangi makineyi beğendiyseniz e, şey yapan yorumlara yazın. Biliyorsunuz yorumlara kalp atıyorum arkadaşlar. En güzel gördüğüm yorumlara kalp atıyorum. Listemizin bu maddesinde ise inşaat sahalarının... Ya şu anda gördüm hepsi arkadaşlar %3, %2, %1. Şu anda benim işime yaramaz bir makine yani. Yani bir ağaç kesiyor, biri temel kazıyor yani hendek kazıyor. Saçma yani. Ee, diğeri de neydi bir tane asfalt. Cık. Belki dairede ayar edebilir o %3 falan verebilirim ona kıyısında veya farklı alanlardaki büyük taş parçalarını kesmek için kullanılan bir makine bulunmakta. Bu makine oldukça kalın beton duvarları kesebilmek ve yıkmak için oldukça kullanışlıdır. Aynı zamanda bu makine oldukça derin kesikler açabilmekte. Ağzındaki bıçağı görmüyoruz musunuz arkadaşlar? Ya? Şimdi ise inşaat işleriyle uğraşanların kullandığı bir makine var. Bu makine farklı çeşitlerdeki toprakların inşaat için uygun hale getirilmesi için kullanılmakta. Gevşek toprakları 36 metreden 15 ile 40 ton arası metal aletle sıkıştırır. Şimdi ise kar Taçma. karşınızda bir yıkım makinesi bulunmakta. Bu yıkım makinesi sahip olduğu sivri kol ve uzayabilen gövdesi sayesinde en Yengece yüksek benziyor. binaları bile benziyor, kolaylıkla yıkabilmektedir. Aynı zamanda bu makinenin sahip olduğu kolun kafası da kolaylıkla değiştirilebilmekte ve farklı yıkım imkanı sunmaktadır. Mantıklı. Duvar parçalayıcı başka of. bir aletle karşınızdayız. Farklı bir yıkım Denize başlığına sahip lan. olan bu makine yıkım yaparken aynı zamanda taşları toprak haline getirmekte. Bunun yanı sıra bu aracı büyük çukurlar açmak için de kullanabilirsiniz. Oldukça kalın bir demirden yapılan ve insan gücüyle kesmesi oldukça zor olan rayların nasıl kesildiğini biliyor musunuz? İşte karşınızda ray kesici bir makine. Bu makine Bazen diyorum arkadaşlar raylar kim deşemiş orayı ne için deşemiş saçma sapan. Makine ile demir yollarının yapımı ve bakımı oldukça kolaydır. Oldukça kısa. Ha arkadaşlar birazdan da Türkiye'de olan makineleri bakabilirsem bulabilirsem onlara bakacağım. Ne sürede kesme işlemini tamamlayan bu makine aynı zamanda bu ağır rayları taşımak için de yardımcı olmakta. Yine evet. demir yollarında kullanılan bir makine ile karşınızdayız. Raylar üzerinde hareket eden bu makine sayesinde rayların altında bulunan taşlar rahatlıkla sökülüp gerekli düzeltmelerin yapılmasıyla tekrar yerine konulabiliyor. Peki siz bu makineler hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bize yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Arkadaşlar ben böyle şu Türklerin bakayım makinalarına. Arkadaşlar neyse bu videomuzda bir sonra gelelim. Ee, Türklerin e, yükle ilgili bir şey bulamadım. Çok değişik bir video oldu. Biraz bilgilenek. ikinci partını atarım daha sonradan. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve bay bay.